Nobel ödüllü ekonomistin Bitcoin ile alakalı yapmış olduğu açıklamaları inceleyeceğiz. Ve bu noktada hem ilerisine hem de çok daha gerisine yönelik bir takım açıklamalarından bahsedeceğiz. Burada Friedman'ın açıklamaları var. Nobel ödüllü ekonomist, yani Nobel ödüllü ekonomist dediği Friedman işte. Bitcoin'in icat edileceğini 30 yıl önce tahmin etmiş. Abi tahmin ettiysen sen niye yapmadın ya? Şaka yapıyorum bu arada. Yani sonuçta bir yazılım enstrümandır yani. Adamın şeyine girmiyor yani. Tamam mı? Adamın alanına giren bir şey değil. Bilgisi olduğu bir şey değil. Hiç değilse bildiğim kadarıyla bilgisi yok. Milton Friedman'ın diyor 30 yıl önce yayımlanan bir röportajda yaptığı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dijital varlık fikri çok daha önce doğmuştu. Aynı zamanda Friedman tamamen internete dayalı bir para türünün varlığını ve işleme dahil olan tüm taraflar için hükümetin müdahalesiz gizlilik sunacağını tahmin etti. Bu arada internet demişken şunu da söyleyeyim. İnternetin ve dahi kriptonun karşılaştırıldığı daha önce incelemiştik bir şey var. Birbirinden farklı bir yapı var, bir grafik var. Dünya genelindeki internetin benimsenmesi ve kriptonun benimsenme hızını karşılaştırıyor. Kripto çok hafif daha önde internetten. Yani kriptonun dünya genelindeki popülaritesi ve aynı zaman dilimi içindeki, aynı süre içindeki yayılım hızı yıllar içinde kriptonun internetten daha yüksek. Yani böyle düşünün. Şu an internet girmeyen tam olarak ne var? Her tarafımız internet değil mi? Herkesin her yeri internet yani. Olmayan bir yer yok ki zaten artık. Dolayısıyla durumun farkında olmak lazım. Hükümetlerin müdahalesi doğrudur. Yani hükümetlerin müdahalesinin olmadığı bir para birimi adı altında tabii çok fazla zamandır konuşuluyor. Hani bu tarz bir şey vardı ama bu birazcık ütopyaydı. Çünkü bu noktada tam olarak nasıl bir şey yapılabilir? Devlet müdahalesi olmadan nasıl bir para birimi çıkacak? Yani bunun bu kadar globale yansıyabilecek bir şeyin olup olmayacağına yönelik muhakkak tam bir şey yoktu. Yani tam bir ortam yoktu, öyle söyleyeyim size. Bu söylenenler doğrultusunda bazı yorumcular Friedman'ın tahminlerinin Bitcoin yerine daha çok Monero ve Zcash gibi gizlilik odaklı paraları kastettiğini belirtti diyor. 1976 Nobel Ekonomi Bilimleri Anma Ödülünü kazanan Friedman, internet ve gelecekler ilgili yaptığı yorumlarda dijital para birimine dikkat çektiği ortaya çıktı. Yani doğrudan gizlilik odaklı altcoin'ler demiyor ama muhtemelen bunu beğenen bir kişi olduğunu görüyoruz. Hani bunu anlayabilirsiniz. Hani ben Friedman'ın bu noktada gizlilik odaklı projeleri beğendiğini açık bir şekilde düşünüyorum. Ben de beğeniyorum. Beğeniyorum ve destekliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Adam diyor ki olabildiğince az merkezi ve şeffaf olması lazım. Şimdi piyasa tabii ki merkeziyetsiz ama kontrol noktasında hareket edilmek isteniyor. Bu noktada biz ne yapabiliriz? Ben şeylerin alınmasını hiç önermiyorum biliyorsunuz ki. Gizlilik odaklı altcoin'lerin. Çünkü şimdi adam beğeniyor. Doğru, ben de beğeniyorum. Ben de seviyorum gizlilik odaklı projeleri. Friedman da beğeniyor belli. Ama yapacak bir şey yok. Mesela Robert Kiyosaki de seviyor gizlilik odaklı altcoin'leri. Ama tekrar söylüyorum, yapacak bir şey yok. Devletler şu anda işbirliği noktasında bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Ne yapabiliriz? Dikte edemeyiz ki, adamlar bunu yapmıyor. Yapabilecek bir şey olmadığı için. Dolayısıyla ben de her ne kadar inovasyonu çok beğensem de yatırımcıya alımını önermiyorum. Daha ne söyleyebilirim ki? Ben algoritmik stablecoin'leri de çok seviyorum. Ama alımını, uzaktan yakından bağlantısı olan alımını önermiyorum. Ne yapayım? Ambargoyu ben uygulamadım. Yani eğer ki ayıyla aynı kafese giriyorsan ayının yapabileceklerini tahmin edebilmen lazım. O yüzden durumun bu şekilde. Sen spekülatörsen yok arkadaşım. Sen ondan uzak duracaksın. Devletler istemiyor. O yüzden doğrudur, gizlilik odaklı altcoin'leri bu tarz isimler seviyor. Friedman da seviyor. Kiyosaki de seviyor. Ben de şahsen seviyorum. Çok kişi de seviyordur. Ama devletler bunu istemiyor. bir noktada haklılar. Çünkü ortada doğrudur. Devlet diye bir gerçek var. Devlet dediğiniz gerçek mesela tamam Monero'yu seviyorsun. Eyvallah ben de seviyorum. Ama Monero üzerinden nasıl bir terörün finansı oluyor? Yani çok ciddi miktarda. Eğer terör finanse ediliyorsa buradan ki ediliyor. Ne bileyim silah uyuşturucu kaçakçılığı üzerinden finansörlük yapılıyorsa ki yapılıyor. Yapacak bir şey yok. Engelleyeceksin. Ne yapacaksın başka? Ne yapabilirsin yani? Bitcoin gibi kripto para birimleri yaklaşık 15 yıldır var olsa da Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman'ın 30 yıl önce yayımlanan bir röportajda yaptığı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dijital varlık fikri çok daha önce doğmuştu. Daha spesifik olarak 1976 Nobel Ekonomi Bilimleri Anma Ödülünü tüketim analizi, para tarihi ve teorisi üzerine yaptığı araştırmalar ve istikrar politikasının karmaşıklığı üzerine araştırmalarıyla kazanan Friedman'ın 1993 yılında internetin icadını övdüğü bir video yayımlandı. Kripto analisti Dennis Parker videoyu ilk olarak 3 Şubat 2018'de yani röportaj yaklaşık 25 yaşındayken paylaşmıştı. Ünlü iktisatçının o dönemde açıkladığı gibi internet türden bağımsız olarak hizmetlerden vergi toplamayı çok zorlaştıracak çünkü işlemlerin yerde değil siber uzayda gerçekleşmesine izin verecek ve internet bir gün devletin rolünü azaltan önemli güçlerden biri haline gelecek. Doğru söylemiş. Kripto içinde böyle bu. Aynı zamanda Friedman tamamen internete dayalı bir para türünün varlığını ve işleme dahil olan tüm taraflar için hükümetin müdahalesiz gizlilik sunacağını tahmin etti. Şöyle belirtti. Şu anda eksik olan ancak yakında geliştirilecek olan güvenilir bir e-nakit yöntemi, internet üzerinde A'dan B'ye fon transferi yapabileceğiniz, A'nın B'yi veya B'nin A'yı bilmediği $20'lık bir banknotu alıp size bak şimdi. İşte burada doğrudur. Burada artık ya bir sürü gizlilik coin'i var. XMR mi istersin, Xerox mi ya da ne bileyim Zcash mi, ne bileyim bla 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 bu şekilde gider. Onlarcası da var. Bu noktada doğru. Ne diyorum? Tabii ki olumsuz yanları var. Suçların yasa dışı işlemlerle uğraşan kişilerin de işlerini daha da kolaylaş anlamına gelir. Ancak ben vergi toplamayı zorlaştırmaya eğilimin internetin çok önemli bir evet, tebrik ederim. Bu noktaya da değinmiş. Adam gizlilik odaklı altcoin'lere değiniyor ve doğru söylüyor. Bu şekilde transferler yapılıyor. Fakat bu noktada devletler şu anda seyahat kuralı istiyor. Yani senin bana benim sana verdiğimin belli olmasını istiyor. Nitekim kendisi de bakın Friedman da bunu söylüyor. Sonuçta terörü finans gibi eylemler artabilir. İşte bunun için orta yol bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.